kıllı saatlerden kulaklıklara spor aşkınızı yaşatacak teknolojileri deneyimlemenin medya tam zamanı. Biz kötü mi? Aynen. Evet hazırız. Biz kötü zayınız. Biz kötü Show Eh hoş gel. Gel. Di ne? Hoş bulduk arkadaşlar teşekkür ederim Showtime benim herhalde sen Ali evet nasılsınız Aa, uykuluyuz Aa. super Bowl izledik. <laughs> Ben <laughs> Super Bowl <laughs> bu sene izlemedim. Super Bowl ben, ben de izlemedim bu sene. <laughs> Aşırı yarıda bıraktım. Aşırı mı? Travis Kelsey. Aşırı filmlere gördüm. ekşi de yorum atarlar ya yarıda bıraktığım hededir. Aşırı bana çok geçmedi. Sırtında da celep gibi. <laughs> o ama girişi. Girişi tabii. O giriş kıyafeti. Performansı da ben çok böyle en tepelere yazamayacağım. Beğenmedi, ben zaten izlemedi. izlersem de maçın kendisini izliyorum aslanında olanları izlemiyorum ama arkadaş ortamlarındaki bohem arkadaş ortamları bohemliğini yitirdiği dakikalarda nedense hep Super Bowl önce gösteri açılır yani öyle bir tespitim var hı hı. İşte atıyorum hangi sezon 2018 mesela çok iyiydi diye onun videosunu izlemek zorunda kalıyoruz buradan kınıyorum herkesi. Ee, ama biliyorsun kim şampiyon oldu Şey Chiefs Evet hmm. e, Patrick Mahomes'u falan biliyorum Bir dönem izlediğim dönemde o yeni yeni yıldız parlıyordu yani Tamam peki Kelsey'yi biliyoruz Kelsey'yi biliyoruz Travis Kelsey'yi yani 10 tane Amerikan Sevgilisi futbolcusu Sevgilisini biliyoruz evet. Gronkowski Linebacker Bradley. Tyler Swift'i biliyorum <laughs> Çok güzel bir Lawrence Taylor referans espriydi Amerikan futbol izleyenler anlamıştır diye umuyorum <laughs> Size geçmiştir Bizden hiç temas etmeden Size evet. gitti izleyicimize gitti şaka Puf. <laughs> Charles Kelsey mi? Ee, başka kim? Jonas ben? Valenciunas mı? Valenciunas. Ne fark var? Ee, daha Valenci bizim insanımız Valenciunas mı? Valenciunas daha... bize daha yakın. Ama bence Kelsey de ki bu arada kendileri de soyadlarını nasıl telaffuz etmeleri gerektiğini tam bilmiyorlarmış. balto Slavik yani ya Baltya Slavik bir etnik altyapıdan geliyorlar gibi gözüküyor tip ve evet. soyad. Ama yani Valenciunas sanki daha cool, daha rahat, daha e, bizden gibi biri. Kelp'i da... biraz Taylor Swift'le şeyi çekti yukarıya. Ee, ne diyorsunuz? Ajans aşkı mı? Dizi Tutsun Aşkı mı? NFL'e Tina Turner'la mı yapmış? daha Bence normal önce? aşk. Bence aşk. Dizi aşk. Tutsun Aşkı değil. Tina Turner biriyle aşk yaşamamıştı galiba ama NFL'le bir... Bilmem o hikaye kolaborasyon ben. ...kolaborasyon yakalatmışlardı. Öyle bir durum var. Belki de ben de tamamen sıkıyorum. Şimdi alta bir sürü yazacaklar. Ne alakası var? ...falan diye olabilir... E, I ...ben Spice... bu Taylor Swift'in kim olduğunu geçen sene öğrendim... ...yıkılıyor e, bu abi arada... ...siviftilerle bizi değil karşı, mi? karşı karşıya ya. getireceğini. Allah. ...yıkılıyor ama... ...yok onu sordum klip var ya... Yıkılıyor. ...bir yerlerde var o klip... ...ben kim bu diyorum yani biliyorum az çok kim olduğunu... da detaylarıyla mesleğini öğrendim... ...çünkü bu Fernando Alonso bunun... ...bir şeylerine like atıyordu oradan çıktı hikaye... ...ya yani ve onun müzikleriyle... Atılayım ...bir şeyler paylaşıyordu galiba Hı -hı. pardon... ...onun müzikleriyle bir şey paylaşıyordu... ...acaba Alonso öyle şey aşkım var Taylor Swift aşkım var... Yani gibi bir şey. oradan öğrendim gibi. detaylarını yani evet. Çok korktum. Swift'lerle bizi karşı karşıya getireceksin diye ben. bir aylık o fan grubunun adası şirketçiler değil mi evet evet ama bak nasıl heyecanlı sevgilisi için ben sevgilisi teklif eder diye düşünüyordum evlilik teklifini böyle diz çöker haşır hop, etmiş eder ama bir gün önce bir gün önce Travis ona teklif etsin diye mi bekliyordun bence yani, saf kesin saf kızım bekli. benim ya Bunu hep böyle o yüzden böyle o yüzden böyle ya <laughs> Çok de tatlı de ya. De. Yunanistan'da da yine spor yapmış. Lara Croft da sarılmış gibi oldu. İyisin bir sarıldım. yani onu diyorum. <laughs> Felaket ya. ya. Ay, siz de canımın içi <laughs> Lara Croft da la gibi mi oldu? Abi yani salmıştır Yunanistan'da 2-3 uzo, <laughs> 2-3 litre bira falan. Bir sarıldık yine şey gibi. <laughs> maşallah. <değil> yine? <laughs> Beni, bu arada size Lokumi getirdim. Lokumi. Okumaya çalışalım. Lokumi. <gülüyor> <gülüyor> Me... Amugatlo kai karudi. Stilo Berberakis he, he, insan. Berberakis gibi yaparak koksan <laughs> o zaman tamam. Şey şimdi kü Galimera. kültür alayı diye bizi valla. Onu nasıl okuyorsun bu arada? TF koyar. Ben Sırpçadaki kiril harfleriyle bazıları benzeşiyor. Okay. Ben Şeyle, antik bademle, dersi almış unuttum tamamen. Şu Arka badem galiba lokum ve mevit herhalde. Aha, <laughs> evet. Badem. Ba doğru. Diğerini anlamadım. Ee, Şurada ceviz. İngilizcesi var mı? Ceviz. Natmış. Walnut. 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 Tamam. Fena Aynen. değil. Ee, Yunan kızlarıyla alakalı bir tezim var. Türk kızların aynısı. Aynısı. Ne gibi bir tezim var? Hayır aynısı. Sadece daha rahatlar. Evet. Çok rahatlar. E, haliyle. Gördüm. Çok rahatlar. Yani. Ne hoşlar. Ee, hoşlar. Erkekleri de bu arada bizim erkeklerimiz. Yani rahat olması de... nedir bir kadının mesela? Bizi onu açar mısın? <laughs> Tabii açarım. mı git söyle derler ya. Yani soru bana Ay. şey hissi yarat. Kaleciye atılmış çok kötü bir geri pas. Yani Hı -hı. sertçe kaleci top kaleciye. Var, var. Evet. <laughs> top kaleci sertçe geliyor şu an. Niye yani. bence Noyer gibi oyunu değiştiren bir kimliği var. Ayağı güzel iyi şey. Deniz. Al topu, bakalım topu. Gayet oy oy yani. Aldım oyunumu kuruyorum. Ali'ye pas atıyorum şunu diyerek. E, diyorum ki onlar hoşlandım git söyleyi zaten yapıyorlar. Hani o otomatik çalışıyorlar. Hani insan da kızar soruyor yani. A, böyle yapıyor yani. Ne haber? Diyor. Evet. Göz Türkiye... kırpıyor ne haber diyor. Yani Türkiye'de de Erkek genelde kere. kadınlar yapıyor bu arada. Demek A -a. ki evet. A -a. Gerçekten yani, mi? Ya birine hoşlansan merhaba deyip ona yazmaz mısın Deniz? Yazarım. E tamam. Ya biz zaten aynı toplum kendi <laughs> kendini, kendini iptal ettin. Sen yazarsın mesela. Yazmam. Ya, kesin yazarsın. <laughs> Hiç tartışma işe yapma. Yaz, ya, Yazar. Ya, yani ya, Yunanistanlı kadınlara benim. tek bir mesajım var. Kadınlıklarını ve gençliklerini doyasıya yaşasınlar. Bunlar bunlar öyle herkese nasip olan şeyler değil. Bak biz kadın bile değiliz. Evet. Üstüne üstü gençliğimiz de elden gidiyor. Gitti mi senin? Gitmedi, daha. Kaç oldu sen? 30, 30 bir... oldu Abi bir falan bir şey yapma. iyi bunun diyorum. <laughs> Az kaldı 30'a da 31'e de ama şöyle söyleyeyim. <laughs> i̇yi gidiyoruz <laughs> diye düşünüyorum. Super Bowl 58'i kazanan Taylor Swift'i tebrik ederim. Ee, şey zan Mansur Yavaş zannettim. <laughs> 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 Gayet güzel mesaj. Müthiş bir performansı Mansur Yavaş zannettin. <laughs> <laughs> Ay Spice diye biri var biliyor musun Yiğit? Ben tanımıyordum. Deodorant falan değil mi? Böyle yüzümüze sürdüğümüz. Yani Tıraş oldu. jeli falan yani. Instagram'ına aslında. girdim. Kaliben hoş bulduk valla. Mehtap Kim bu? Gibimiş. Kaç ee, yaşında bu? Yanlış bir şey değil. olmasın. <laughs> Kaç yaşında? En soldaki. En soldaki. Sakızı böyle Sa içine. Samet yani? benziyor. Aha benim bir arkadaşıma benziyor. Bence Mike James'e benziyor. <laughs> Herkes böyle Dedim benziyor. onu. De Dedim onu. Akşam mobese gibi kurulsun senin. Insta diye mi? Abi yani kaşınıyor. Kime benziyor? Kime benziyor? Sonra aşkım Nikaragua'da şey olmuşum. trend topik olmuşum diye. e, trending topik. Ay evet ya. Kime benziyor Ice Spice? Bir tane arkadaşım. Arkadaşın kim? Tuh, çok, çok geriden geçmiş. Bekar mı? Yuh. <laughs> <laughs> Hayır şaka <laughs> yapıyorum. Evet. Evet. Ben Ali'ye doğru kaymaya başlayacağım. Ta, ta, ta. ya, yok Sana doğru kaymak ya. derken çok özür dilerim. Yani, Yanlış o, anlaşılmasın. gel Tamam. Süspansiyon var. İyi bilirsin. Bu arada senin Formula 1 yorumunun altına herkes bildiği şeyden konusu yazmışlar. <laughs> Hangisine? Bir tane real düştü önüme de. Ya ben videoda çok antipatiyim ama kimse bana sallamamış sağ olsunlar. Ha, bizim real'ımıza herkes bildiği şeyden konusunu yazmış. Formula 1 mi? Ki, kim o evet. ya? Biri yazmış herhangi evet. biri. Oh. <laughs> Şey <laughs> Bu toplum bizi gönlünü aldı be ha. Aldı aldı. Ha ne diyecektim ben? Ha, ne diyecektim? Şimdi Amerikan futbol dedik, NBA dedik. NBA'de de malum Oğuz tarafta sonunda idrak edeceğimiz o güzel günlerdeyiz. Vallahi evet. İnsanlar valla. çok eleştiriyorlar. NBA ne oluyor o zaman NBA tarafta sonu hızla yaklaşıyor. İnsanlar tabii ki belli haklı eleştirilerde bulunuyorlar. Hem NBA normal sezonu hem de NBA Oğuz evet. Dün de gerçekten uyudum uyuyacağım ama aşağıda feci gürültü yapan bir komşu var. Ben zaten komşudan yine şanssızım ayrı bir konu. Uyuyamadım. Tam da o esnada YouTube'da 98 NBA All Star maçının tam kaydı düştü. Oğlum onu ben de izledim. Programa gidiyordum. NBA eleştirmek için yeni oyun. Niye Aynı maçı izledim ben de geçen. Bu ara onu çok böyle NBA herhalde reklamlı çıkıyor. Çok iyi maç bu arada bir All Star maçı için. Abi bak sadece ilk çeyrekte olanları söylüyorum. Kobe Jordan üzerinden bir tane orta mesafe atıyor. Jordan sinirleniyor dönüp bir tane Kobe'nin e Ne var gerçekten All Star orta da. mesafe koyuyor. Gary Payton hızlı hücumda Jordan'dan top çalıyor. Jordan sinirleniyor. Savunma acayip bir iş yapıyor. Şak normal sezonda kimse dokunamamış şaka Mutombo bir pozisyonda bir blokluyor. B -b 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 Pardon. <laughs> bir pozisyon. <laughs> <laughs> Bak ne anlatacağım. Bak <laughs> 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 Ya özetle insanlar şu konuda haklı. İnsanlar şu konuda haklı. Rekabet olsun abi. Yani adı, cinsi, tarzı ne olursa olsun. Rekabet. Rekabet bugün şurada. Nerede o pota? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yok. Ben yıllarca şunu düşündüm. Ben bu tarihi anlatıyorum ya. Böyle bir retro şey mi olduğunu düşünüyorlar. Hayır abi ben en çok veri incelemeyi seviyorum mesela spor. İlk başta şey düşünüyorum. Ya geçmiş daha iyi. Ulan dedim sen salaksın dede oluyorsun boomer diyorlar. Haklılar. Bugünkü oyunlar daha iyi. Sonra düşünüp bir kıyaslama tarafsız olmaya çalışarak yaptım. Özellikle NBA özelinde konuşacağım. Futbol bence daha pozitif oynanıyor ama gerçekten bazı rekabetsel, temassal ve böyle bir oyunda bir ateş eksik abi şu anda. Doğru. Evet, doğru. O, o kesin doğru. orası ama o kesin ya. Yani. E, oyun değişti ve o yüzden zaten bu reklamlar o yüzden basılıyor 98 işte All Star maçı ki daha fazla insan izlesin diye katılıyorum sana. Ali Futbolda At da var ama negatif taraf. Ee, biraz daha az bence ya. Hatta, Yine iki oyunu kıyaslarsak sanki bence yani. Tamam. Ya ben görüş. Kendi aramızda Emre kaynakla konuşurken ona da selam Emre olsun. selam. Bence ibret alem olsun diye Diego Simeone'nin Madrid'de Asılması lazım dedim. Yani futbolda bir şeyleri iyi gideceksin ibret olsun diye. Yani bunları taksimde hmm. sallandıracaksın tarzı. Atletico CEO'su da gerçekten yazın dedi ki biz çok iyi skorlar alıyoruz. Simeone bizim efsanemiz. Yaptığı işe çok saygı duyuyoruz ama bu futbolu artık insanları ikna edemiyoruz dedi. Hmm. Ve Atletico böyle bir günden bir güne tak futbolunu değiştirdi. Benzer oyuncularla aynı hocayla bu sezon bambaşka bir şey oynuyor. Bir anda durdum şunu söyleyeceğim. Demek ki istenince oluyor abi şu işleri biraz oynayın oynatın. Evet. Bak bir Bayer Leverkusen var. Nasıl dünya futbolu hemen bir canlanıyor. Bir kan geliyor. Bir Brighton. E Girona. Bir şeyler, Bak bir Fenerbahçe Beko. Evet. Bir Fenerbahçe bir Beko. Bak bir Beşiktaş. Bir Furkan, yani, Furkan Santos, Korkmaz. Fernando Santos muhteşem bir futbol oynatıyor Beşiktaş. Deli bir Fur. Ben Fernando Santos'u halıya sararlar diyorum. Bu taraftar. E, o da defansif Yorumlarımızı Sizden seçtik. Sizden gelenler. Sizden gelenler. Valla e, Esra Ceyhan'ın faksı gibi. Acayip güzel yorumlar geliyor. Çok güzel geliyor. yorumlarınız ya. Vallahi o kadar güzel ki. Artık kimsenin kimseyi dinlemediği tespitine yüzde yüz katılıyorum. Herkes sadece karşısındakinin konuşma sırası bitsin de ben bir şeyler anlatayım, anlatayım diye bekliyor. Çok doğru. Podcast ya da bu tarz sohbet içeriklerinin popülerleşmesinde de gerçek hayatta bu tarz ihtiyaçları gidermene, gidermemenin etkisini olduğunu düşünüyorum. Yani porno ile aynı bir işte görüyoruz. Biz. Biz. Evet. Biz. Onlar yapamıyorlar, izliyorlar işte. Bizde de acaba ilk 10 dakikayı ya, bu, geçip daha dakika. civcivli yerlere mi geçiyorlar? Bir şey söyleyemem ama ya. Bunu yapamam. Ya yani Şöyle bir şey fark ettim. Çok kısa gelebilir miyim? Çok çok kısa. Mesela ben bir Kaltın podcasti dinleyicisiyim. Neyin? Kaltın podcasti Ozan Akyol <laughs> ve Erman Çağlar. Gülüyorum, tamam. seviyorum. Sanki arkadaşlarımmış gibi hissediyorum. Şunu fark ettim. Hakikaten arkadaşlarımla o hafta çok çıkamadıysam gece... ...bölümü bekletip istemsiz biçimde oraya, yani oradaki boşluğa koyuyorum... Mesela çarşamba akşamı tek başıma bir bira içerken Kaltın podcast'i dinliyorum sanki. Nerede içerken? Herhangi bir yerde. Mekan Sorarak anlık olarak cevabını da alabilirsin. Benim sorduklarıma cevap vermemek yerine. yer ee, yani katılıyorum Gökhan Hanım'a. E, Celal Cura var. Ben de katılıyorum bu arada. Celal Cura 500, 5003. E, Celal de güzel bir isim bu arada. Karar mekanizmamda %30 iyi tezcan. %15 Ali Kanaviç. %55 Deniz Aksoy'un olmasını isterdim. Ben ka karar mekanizmanda %100 Deniz Aksoy'un olmasını isterdim. <gülüyor> <gülüyor> ben de Deniz Aksoy diyeceğim en son ya. Celal Bey çok tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum. Ama edeyim. hangi %15? Çok kritik bir %15 de olabilir. Senin %15'in mi? Şey hangi? %15 hangi ben... %15? Yani Pardon. Mesela sabah oyun... Özür dilerim. Sabah Sabah... Sabah uyanınca mı yüzde on beş? Sabah uyanınca ben söyleyeyim. Bak ben bir gün karar mekanizmamı yapabilir miyim şu üçlü arasına? Sabah uyanınca ben. Spor. Wall, way, wake, up... wake, up. baby. Call. Ses ver wake Türkiye. Siz, Aynen. Sabah uyanınca ben. Tamam. Spordan sonra net iyi tezcan. Yüzde öğle yüz. vakti. Hayır öyle vakti yakın. Hayatı bir günlü, günlük, günlük doz. On bir sularına. mı? evet düşünüyor ne yapalım ne Nazik Nazik olmak için bana bir rol <laughs> biçmeye çalışıyor da anlattığı Yiğit Tezcan. <laughs> Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Düşünüyor. Hayır yani, düşünüyor işte. Düşünüyor. Adamı <laughs> derler yani. Benim %15 şu. Yani sen de. sana hiç gelmesin. Bence yani. konuyu kapa. Bu, bugün sevişimim diye bu giyilir mi? Diğer konu mi? Evet. Sonra, Ay. sonra e, yeme ve içme safhasında net Ali'ye gidiyorum. %100. Yani... Uyurken iyi tezcan Ali. Uyurken. Hayır, ya uy, uykuya geçmeden iyi tezcan Ali. Ben değil. Uyurken kesinlikle. çekilebilirim ben de. Şimdi düşününce mantıklı Uyu, geliyor. Uyuma evresini geçmeden. Neyse bu konuyu kapatalım. <laughs> Yine gün Deniz Aksoy'a ya kaldı. Yani istemeden. Bu bugün şov yapıyor Deniz Aksoy. Bu arada bugün keriliyor ya. Her şutu da atıyor ama. Anladın <laughs> mı? Hani e, Tereddütsüz işte, Evet bugün rahatım. 22'de 11 falan atıyor. Daha 30 şut atmışız. Bugün, bize de ver falan diyoruz. Bugün elim sıcak. Evet. Attıkça ritim <laughs> şutları daha da iyi atıyor inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ali. Kayıta bas. Kaan Doğan Bey ya Doğan Bey ya da Kaan Bey. Kayıta basmadan sohbete başlasanız ve Yiğit Hava'ya girince çekimi yapsanız harikulade olmazdı. Gerçekten doğru. Evrensel bir ahlak yasası keşfedecek de adam az kalsın. <laughs> Yiğit Fan'ın. Yani ben e, çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın. Özellikle ben yıllarca utanarak yani, entelektüel tırnak içinde söylüyorum. Yönümü hep saklamaya çalıştım kamera karşısında. Gerek yok dedim. Ciddiyim bu arada. Trollü gibi geliyor olabilirim. Ciddi misin? Şey evet evet saklamaya çalıştım. Neden? Yani. Sonra bir ortaya çıktı anlattım yani öyle her yerde de anlatmam. Çok ilginç. Sonra bu kimlikte yani. rahat hissettiğimi fark ettim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum Acıbadem'den. Ya yani öyle. senin kendi ben. kendin olma sürecinde bir, bir fayda mı sağladık? Tabii ki evet. alarmım <laughs> dur diyor kapanmıyor. Beveler mi yok telefon? Ben bu iddia etmeye devam tamam, ediyorum. De ne diyecektin? Evet, katılıyorum. Ben, ben tekrar sorayım. kendimi, şey. Söyleyeyim 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 kendimi tamamladım hı. ve e, NBA Showtime'da nasıl geliştim adında. işte içinde avokadolu yemek tariflerinin falan olduğu, sabah sporunun olduğu bir kişisel gelişim kinovada. da Deli Demir'im ha. Pardon. Yo Entegre. ben o beyefendinin geçenlerde bir tavuk tarifine baktım. Yani Instagram'dan tanımıyorum. Um, seninle alakalı Yunanistan'dayım. İlk akşamım Perşembe akşamı. Senle zaten bir Alice saatlik, gelmiş, değil mi? bir saatlik Perşem. telefon konuşmamız, Yiğit Tezcan'dan sinemle ikisinin bizim programı izlerken ki bir videosu geldi böyleyim. Ya o kadar sizi o kadar seviyorum ki yazdım. Gerçekten çok seviyorum ya. Valla seni de sevgilini de seni de sevgilini de hayır. <laughs> çok seviyorum sizi. Parantez içinde <laughs> meclis tutanaklarında şey olur ya gündem dışı <laughs> konuşmalar yapılıyor. Evet. Tam öyle evet, devam yani. ediyoruz. Çok iyi insanlarsınız bu arada ve içinizi dışarıya yansıttığınız zaman da çok değerli oluyor. Özellikle yani bizi izleyenlere. Bunlar çok önemli şeyler. Elbette o öyle. Düşsene yani bu NBA Showtime bizdeki yani içimizde ne varsa onu dışarıya çıkardığımız yani tek şeydir. yer. Osmanlıcı cehaletiyle başlamıştı hatırlıyorsunuz. O günden beri Aa, daha rahat ediyoruz. Sagopa Karşmer'le başladı. Aman abi. Öyle tekrar açmayalım. Oradan yani bana be, biz. kızdılar hayır, zaten. Sagopa Bey canımız. Canım ben miyim? şey yapabilir miyim diğer yoruma? Sagolayalım. Geç hayatım. Anıl kimle mesajlaşıyor? O kadar merak ediyorum. Anıl kimle mesajlaşıyorsun? Aşkım çok sıkıldım ya. Bunlar ne anlatıyor? Evet. Aşkım ya. Üf! Avusturya bir Partisi başkanı Cem Adrian'a benzemektedir. Ya bir havlu verin. Ali tallar mısın? Bençten Larry üçlüğü sonrası. Deniz Hanım tatlıktan öleceksiniz bu arada. Cem Deniz çok teşekkürler. Tatlılıktan ölenir mi Deniz? Tatlılıktan ölenir mi bilmem. Cem Bey çok böyle, öyle okudum yorumu. Böyle okudum yorumu. Deniz Aksoy'un volümlü omuzlarına ne yaptınız bakın. <laughs> motor oldu. fonksiyonları, motor abi. fonksiyonları bozuldu kızım. <laughs> evet. Teşekkür ederim ya Cem Bey ya da Deniz Hanım. Çok sağ olun. Ya da Deniz Bey. 65-53. 65 65'lik onlar nasıl alınıyor YouTube Otomatik veriyor YouTube ve <laughs> Allah kahretsin ki sürekli plaka düşünüyorum. <laughs> 53 lise de 65 neresi? Bu YouTube Allah neyse. 65 bilmiyorum. Avus Cemal'e benziyor mu ya? Avusturya'nın başkanı. Bensettim ben. Bu arada kötü bir adammış. Sevimsiz bir adammış. Cemal Hayır be Cem Adrian neredi? Avusturya. <laughs> Sonra araştırdım adamı. Bence Cem Adrian'ı çok seviyorum. Yorumlara da baktım. Gerçek gazeteci işte. Sempatik bir adam değilmiş. Sevmedik o zaman onu. Tahmin ettiğimiz gibi. Yani çiğ ve... içmiyoruz. İçiyoruz. Onunla birlikte. Peki e deniz mi? sence bir tatlı olsa hangi tatlı olurdu? Uf. Ben buldum söyleyeyim mi? Söyle. Şerbetli bir şey olacak kesinlikle. Şerbetli. Sütlü oraya? Hangi önleriydi? Yok ben şu Bunu... geri aldım. Arkadaşım en baştan farklı. haşhaşlı revani diyorum ben. Haşhaşlı revani mi? <laughs> Aa ama dişin arasında takılmaz mı o haşhaş ya? Belki sen de takılıyorsundur dişin arasına bilmiyorum. Amerika izin vermedi ya nasıl yapacağız haşaşlıra ben var mı? neyim biliyor musun? Tamam o zaman onu ben at yani. ben söyleyeyim ben söyleyeyim Ben net. Şap Bak... en sevdiği tatlı. <gülüyor> 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 Bana göre ben çok net bir tatlıyım. Ekmek kadayıfı. Şerbeti alınmış. Hayır kadayıf ben Hı -hı. de başta kaçarışımlar yaptı şimdi. İzleyicilerime de sorayım, ben hangi tatlıyım arkadaşlar? Ben bir şey sorabilir miyim? Bir şey soracağım. Sor. Ama ya bu yanlış yere çekilecek. Şunu soracaktım. Soracağım. Bu hani İmam Çağdaş'tan bir koyuyorlar. Tokyo'ya kadar giden baklava var ya onun adı ne? Bakumlu baklava. Hayır yani o neyse sen olsun. Hem bizdensin baklavasın. Hem çok şekersin tatlısın hem de modernize. Çok tatlısın ya. Böyle düşünüyorum. Bu güzeldi ya. ama bu hoşuma gitti. Yeni pick-up line'im bu. Tulumba'yı da bir severim ben. Tulumba. Tulumba, Tulumba çok... Bizdendir. Çok Bizden. balkaniktir aynı zamanda. Yani konuya girmişiz geçen hafta? Yusuf Herkes Türk yorgunluğunu Yılmaz. itiraf ediyor. Yusuf gerçekten artık gün sonunda zihinlerimizin vücutlarımızdan daha yorgun olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve bu aşırı yıpratıcı. İnsanlara ne çok etkisi Çok oldum abi. Yorumda yazmışlar ya bu, de, bu herif deli dememişler. Açtım ya ben konuyu konuştum. Niye desinler ya? Ve çok onun yerine insanlar böyle düşünüyormuş. E İnsanlara ne yani. etkisi yaptım biliyor musun? Atatürk'e benzeyen adamı görünce size çok ihtiyacımız var paşam diye ağlayan herifler var ya öyle bir etki yarattı. <laughs> ama beni görünce bakıp sana çok ihtiyacım vardı. Kimse ağlamıyordur çünkü ben bunu taşıyabileceğimi zannetmiyorum. Kalkıp gidiyorum diyorum. Ya iyi geçen mi? haftaki son konuşman nasıl açıldım bilmiyorum. Ne oldu o esnada da böyle Bilmiyorum bir yani çok çıktı. fazla cehalet var. cahili de cahil kaldığı için suçlamak lazım. O da öyle olmuş. Cahil olmayan da onu muhatap alıyor falan. Böyle enteresan bir şey geldik ama işte bir 90'larda da büyümüş bir 2000'ler evet. falan. Ben bunun artan bir trend olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine ciddi bir konuya gireceğim. Eğitim kalitesi ülkede çok fazla düştü. Yani düz lise, Anadolu lisesi hepsinin içi şey değiştirildi. Kimse bir bok okumuyor. Bir bok okumazsan da böyle olur yani diyerek. Ve öyle bence bununla alakalı yani. Hani ya tüketim doğru. zevkini zaten dünyasının en pozetli değiştirdi. Bittin abi. Evet. Ben de geçenlerde ben bir... Ben de salaklaştım mesela. Son 10 yıl önceki kadar okuduğumu anlamıyorum. Okuduğum şeyi anlamıyorum artık yani. Niye? Öyle bu arada. Dikkat! Yok. Daha kalitesiz içerik tüketiyorsun. Ben zaten salaktım. Her gün çok kötüye gittim. Ciddi söylüyorum. Türkiye bence çok kritik bir eşiğe gelmişti. Yani. Ne zaman gelmişti? Bundan 14-15 sene önce. Yukarıya doğru kırılması gereken bir yerde eğitim ve insan evet. yetiştirme kalitesi. Ciddi söylüyorum. Yo doğru katılıyorum. Mesela benim jenerasyon da çok iyi bir eğitim gördü diye düşünmüyorum ben. Yani örgün öğretimden, eğitimden bahsediyorum. Sonraki jenerasyon iyice ama Yok şaşar gitti diye düşünmek değil. Bir de böyle e, kışkırtmayı birbirimiz çok seviyoruz. Kötü yani kötü değil de tembelliği birbirimizi itmeyi çok seviyoruz. Yani nerede daha kolay yol varsa oraya gitmeyi tercih ediyoruz. E, zor, ya bu arada Türkiye... zor olarak bu arada şey söylemiyorum. Zor okumak zor bir şey değil. Sadece daha beyni yoran şeylerden uzaklaşmaya başladık. Yok bence okumakla alabileceğin şeyi dinleyerek de alabilirsin. Ben onu okuyayım. Okumanın sana kattığı gerçekten dikkatini toplamayı öğretiyor. Hı -hı. Böylece doğru. bir şey dinlemeyi öğreniyorsun evet. aslında. Fokusu. Bir şey evet sessiz sakin durabiliyorsun yani. Ben Türkiye enerji jenerasyonunda çalışkan bir toplum olduğunu ama yukarıdan biraz doğru yere kanalize edilme ihtiyaç duyan bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Ben yani biz... çok pratik zeka olduğumuzu aynı düşünüyorum. Aynen ama biz bir tebaayız yani. Yapısı gereği, doğası gereği, kültürü gereği bizi biraz böyle yönlendirmek lazım ama işte kötü bir yani neyse boşver. Bu arada var. şöyle de bir genelleme dünya aynı yolda gidiyor. Biz Oo, evet, tabi, tabi. Bizim, en azından, bizim en, azından, geçmişten gelen bir kültürümüz, bir e, düzenimiz, bir biçimimiz var. Lokumumuz, lokumumuz var. Lokumumuz var, Türk kahvemiz var. Lokumumuz diyecek mi? Lokmades. <laughs> Lok <mades. gülüyor> <laughs> Hayatta en güldüğüm karikatür Umut Sarıkaya'nın. Bir papaz ve bizim bir adam. İşte cacı iki. Tık, 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 tık Bizim mi onları <laughs> mı? Lokum. <laughs> Çok özel, çok son dakika bir haberimiz var. Bu yayınlandığında ne olacak ne bitecek belli değil ama burayı kesinlikle kat etmiyoruz. Yağız Sabuncuoğlu bu arada ona da tebrikler dileklerimizi NBA Digital ailesi olarak, Showtime ailesi olarak yollayalım. Yağız dünya evine girdi. Yağız Mutluluklar... kim diyormuşum? tabii ki videom şaka yapıyorum. Tamam. Bir <laughs> <ha, gülüyor> çok... <laughs> Ne oldu? E, ee, Melisa da evlenecek ya o yüzden gel. Yine Yani yok. yine keklendim bu arada. Hı? Keklendim, keklendim yine, var. evet. Ee, Yağız'ın haberi okuyorum. Beşiktaş Emlak Jet Furkan Korkmaz ile resmi görüşmelere başladı. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Umut Tahir Güneş, Furkan Korkmaz'ın temsilcisini... Hı? Ha, Furkan Korkmaz'ın temsilcisini aradı ve oyuncunun durumunu sordu. Oyuncu tarafı 4 ay için 600 bin dolar istedi. Furkan Korkmaz görüşmelere katılmak için İstanbul'a geldi ki İstanbul'daymış şu anda Furkan. Hoş geldin Furkan. Indiana Pacers'a takas edildi geçen 5 gün önce. Beş, tam 5 gün önce e, Philadelphia 76 erstan Sonra serbest kaldı e, Pacers tarafından ve şu anda İstanbul'da kendisi. Akabinde serbest bırakıldı. Tabii şöyle bir kötü durum var Euroleague'de de. Kadro kayıt süreci bittiği için herhangi bir Euroleague takımında oynayamayacak ama izleyicilerimiz sormuş herhangi bir Euroleague takımına imza atabilir. Sadece, Sadece ligde oynamak doğru. kaydıyla. Evet. İşte Benzane Poirier'i zamanında Real Madrid ligde kullanmıştı. Furkan'ı da belki alırsa Fenerbahçe'de Efes böyle kullanabilir. Ama bence Beşiktaş'a gelip bol bol dakika ve topla oynaması kendi sayısından... İyi gidiyor Beşiktaş sanırım bu iyi olur, senede. Çok iyi gidiyor. Evet, Baş bas evet. doşu yani normal bir kariyer eğilisi, Her insanın başına gelen bir Çok şey. Çok süre bir... alması lazım Furkan'ın. Evet. Furkan 4-5 Furkan ay böyle dolu dolu bir top oynayıp üstündeki o pası atıp sonrasında bence yetenek olarak Euroleague'de de sürükleyici olabilecek evet. bir oyuncu diye ben düşünüyorum evet. açıkçası. Yani Pacers ser... Pacers'tan neden serbest bırakıldı? Pacers şu an buldu kadrosunu ya. Pacers'a yani. girebilecek. Genç de bir takımı var galiba. Tabii canım. Şöyle hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı ben Euroleague'de uzun bir kariyerin Furkan'ı beklediğini umarım düşünmekteyim. Basketbol konuşmuşken şimdi o zaman bir görselimiz <laughs> ve Gerçek bir haberimiz bu? var. Ağzımızla uçağı yani düşürdük of, ya. of Aşk dolu bir çifte nazar diye ya. de bir yani. dedikodum var. Deniz Radman'la görüntülenmiş. Lersi Pip'in. Ne? Tabii. Çok iyi. Bu arada bu Bundan edilenmiş. sonra next. Evet. Çağatay Ben artık buradan sonra tek umudum değil. şu. Şeye bile giremeyen, Last Dance belgeseline bile giremeyen Luke Long diye de buradan bir ekmek çıkar mı diye ben bakmaya başladı. O, o da rebound'u gider mi evet. diyorsun? Evet, artık Doğru. yani. Hakkı yendi çünkü. Bir yıllık ilişki sonrasında tam evlenecekken ayrıldılar. Ah. Larsa Pippen Marcus Jordan. O evlenmemiş miydi? Tam evlenmeye ha. yakın mı olmuş? Çok e aa davetiyeler de atıyordu. Demek ki basketbol dünyasında bu var. Da çok güzel bir Hakan. Hala e güzel. Evet, evet. Aşırı bence de çok hoş. Çağatay Ulusoy'a benziyor dedim. Kim? Çağatay Ulusoy'a bak. Bu Çağatay Ulusoy. Tamam, Bence Türkiye'nin primelerinden bir tanesi. Ta, şey Banu Alkan, Kemal Alkan. yaz. Kemal, Kemal Banu. Banu Alkan. Kemal dikkatli yaz Kemal'i. Kemal, Kemal Yıldız kim? Ha, bu evet doğru. Hangisi adam hangisi anlamakta? Abi şey. sence hangisi? Hayır Banu Alkan soldaki. <laughs> o Kemal mi? Kemal o mu? Kemal diğer fotoğrafta daha Ya bir, net bir fotoğraf yok mu bu arkadaşın? Bay Kemal. Bu iyi. iyi, iyi. Kemal Bey iyi. Kemal iyi. Ama Çağatay Ulusoy gerçekten benziyor. Aynısı ki Çağatay Ulusoy'un Kemal Bey. Banu Alkan'ın Hollanda'dan nişanlısı Kemal Yıldız hakkında şoke eden iddia. <laughs> Neymiş? Her şey yalan çıktı. Yapay zeka ile yapılmış suratı. Biliyordum bugün geleceğini <laughs> diyormuşum ben. Banu Alkan'la aynı yaşta olsanız ve kahve içmek istesiniz sizinle ve bekarsınız. Ya gider çok yüklü hayatı beni yorardı. Çok. Saygım var ama. Yani çok çok şey. deme, sen çok, demek. benim hemşerim. Biz oralardan evet, konuşurduk. Konuşursunuz. Sen de gidersin. Yorucu olurduk. Ama ben... giderim tabii ki canım. Mesela ben Banu Alkan. de şirk akardım. Efendi, efendi. Bu ekip Banu Alkan, Seda Sayan, Safiye Soyman aynı masada bir kahve içmek isterim. YouTube'dalar ama onlar da. İşte biz de, ama Şu an Seda 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 Sayan rakibine çalışıyorsun. <laughs> rakibine. Seda Sayan yok da Diva var. Diva var. Bülent Ersoy. Gölen de Seda Sayan yok. <laughs> Seda Sayan. Seda Sayan yok da kim var? Ha, yani anladım. koskoca Diva var orada. Kemal Bey'i gördük. Banu Alkan aşkını tebrik ediyoruz. Oradan ben Larsa Peep'in Markus Jordan ayrılığına geçiyorum ve onlara şey mutluluklar diliyorum. Biz burada konuştuk. İlk bölümümüz onlarla açmıştık. Hayırlı olsun diyelim. Yani biz de mi ayrılacağız? Hayır. Üzerimizde emekleri var. Üzerimizde ama emekleri evet, var evet. o yüzden bunu şey yaptık. Birbirine yani gerçekten ilgimi çeken tek magazin konusu falan olabilir yani. İlginç bir konuydu cidden. Birbirine Çok ilginçti. unfollow etmişler. Belki sinirle yapmışlar. Tekrar barışma şeyi veriyorum ben. Bir, bir hafta falan. Fotoğraflar arşiv. Ama kaç gidiyoruz. gün diyor bu? 57 gün önce mi olmuş bu Arka olay? 50 dakika. 50. Dakika. 50, okay. 50 dakikada bir şey belli olmaz ha, abi. Belli. Şimdi bir şey izleyenlerimize şey soracağım. Hiçbir şey belli olmaz ya. Bir erkek arkadaş, kız arkadaşınızla ayrıldınız. Yok. Ne kadar süre sonra unfollow gelir? Ben unfollow etmem. Etmez misin? Yoksa orada bir... Beklenti olur mu hala ileriye dönük? Belki barışırız. Yani birini unfollow ediyorsan zaten onu düşünüyorsun demektir yani. Kartı açarsın elindeki. Yani t -t, tabii, ki o konu kim uğraşır yani. Bana ne abi yani. takılsın. E, o katılıyorum. Unfollow sevgili, Sevgili büyüğüme. Tavsiye vermiş gibi olduk insan. Eksler evet, evet, unfollow edilmiyor. millet böyle heyecanla bir... Bence o bir şey. Bir tavır belirtiyor tamam mı? Unfollow ederek aslında eğer unfollow eden taraf ayrılmak istemiyorsa gerçekten senden genel olarak bunu yapıp senden bir tepki bekliyor olan. Sen kimsin beni takipten Yok, çıkarsın ben falan. Böyle egoları var insanların çünkü. Bu arada böyle basit egolar üstünden yürüyor ilişki. Sen kim beni takipten çıktım bilmem ne. O bile bir reaksiyondur ona. Barışma şansıdır. O yüzden Ama gerçekten biriyle ayrılıyorsan Instagram'da takmazsan onu takacaksın. Bırakırsın gider. O herhalde. kadar güzel bir ya Öyle da o şey, mesaj verme ikili yani. Çıkarma, o bir unfriend. kaygılı bir Demet Akalın şarkısı yaklaşım ilişkiye yani Unuttum. anladın mı? Blok an blok mu? Hı? Blok an blok senin blok dediğin o. Hayır um blok an um... o unfriend geldi. Sen Instagram'a yabancı kaldığın dönemde. Kendinde mi çıkar ödüyorsun? Unfriend ha. ediyor sen de takip etmiyorsun Instagram o da senin. Instagram'a gördüğünüz üzere çok yabancıyım. Eğer yanlış bir şey yaparsam Mesuliyet kabul etmemek %99 için %99 oranında danışmanlarım. <laughs> danışmanlarım biziz. %1 oranında kendim yapmışımdır. Müracat müdüriyet Deniz Ben hiç Deniz danışmıyorum Aksoy. ya sürekli trash talk yapıyorum onlar. her Yapıyor sürekli sataşıyor bana. Ben de ona. Aa sen de mi ona yapıyorsun? He yenilisi hiç trash talk yapmıyor çünkü ben de Ali'yi belledim yaşı Bu yakın Orada Bu arada falan. yani Deniz Erksoy benim DM'i. Bombalıyor mu? Full full. Full evindeyim yani bir kim de diye soracak olursanız Ali ve e bir ben çok, Ali Birçok sporcumuzun hayalini <laughs> yaşıyorum yanlış anlamayın <laughs> çok iyi istatistiklerle oynamıyorum ama birçok sporcumuzun hayalini yaşıyorum diyebiliriz. Bu arada sporcularımıza da gönülden Sporcularımız, başarılar. Sporcularımız canımız bu arada bizim burada. Yani... Ahmet Cim <laughs> miydi Pendik Belediye Başkanı? Sporcularımıza gönülden başarılar. <laughs> Mersin'e geçebilir miyim? ben buna bayıldım ya. Şunu bir okurusu deniz. Tamam okur musun? Daha, hadi ona gelin. Mersin'e sonra geçelim. 60 yıldır çay içmeyen adam. İdam. İden... ben de futbol izlememin olağanüstü bir şey olduğunu sandım. Bu abi daha ilginç bir şey. İdam sehpasına çıkarsalar da o çayı iç. <gülüyor> Parantez <laughs> içinde. Şimdi... <laughs> bardak da kırıyor. <laughs> Zaytun falan değil değil mi? Yok orijinal haber. Gerçek haber mi bu? Değil yani, gerçek mi? haber. Evet. Bana amca Doğruya çok gerçek geldi. Ya Doğru da yanlış geldi. ama bu kaynak gerçek haber ver vermeye çalışıyor Anladım, değil bir mi? Bir alta geçebilir miyiz? Gaga haber ne abi? Çok şüpheli göründü. <laughs> çay kulüsü zarar mı ettirdi? Ne oldu? Kral ya. Benim açıklamam bir deneyebilirim <laughs> bir açıklama yapmayı ama çay da bu kadar etki yaratacak bir şey değil. Ben ilkokulda öğlen yemek çıkardı okulda ve çok kötü bir kabak dolması çıkardı. Ben yıllarca kabak dolmasını uzaktan görünce bile övürüyordum. Hmm. Psikolojik bir şey oldu bende. Şu anda bile masada gördüm mü hafif bir tedirginlikle idare ediyorum. Aa. Kabak dolması gelsin masaya. Aa. Hiç Masa sevmem ben de. Kızarmış kabak yerim. Yok yani öyle aşırı kabağa karşı mesafe Kabak dolması dayanamıyorum. Psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorum ben onun yaşadığında. Çayla alakalı mı? Evet. Ama çay... Kötü bir çay içmiştir. Zorla çay içirmiştir. İçemiyordur abi bu kadar. Kötü bir çay şey olabilir. Kötü bir çay olabilir. Çok kar, ka, kara bir çay Yemediğim olabilir. Yemediğin bir yemek var mı? Benim mi? Yok. Böyle, böyle ben... Rahatsız oldun senin. Ama Kabak domates sevmem. Tamam. işte mesela onun gibi bir durum yaşıyor herif. Bence. Kabak genel sevmem hatta yani. Dediğin gibi böyle böreğin içinde Lakerda yemem. Şerif. <laughs> yani... Birinci dünya problemi. Evet yani. ya. gerçekten problemlerin niye bu kadar Aynen. elit problemler ya Çünkü yani. Çünkü diğerlerin hepsini yiyorum. Nohut pilav, kabak, laker kabak dolma. Nasıl toplum oluyor? Nasıl toplum oluyor? Nohut pilav, <laughs> sonra vuruyorum, Sonra kuruyorum. bir de halkın Seda ablası olduğunu söylüyorsun. Yakışıyor mu deriz? Ama laker de yeme. Ya Hayır, sevmiyorum. Hayır burada araya gidip açıklama istiyorum. iyi tanırım. Gerçekten... Laker yiyen bir insan da halktan olabilir ya da yememeyi tercih eden bir laker insan da yani. bizim şeyimiz değil mi? Milli balığımız evet. <laughs> Leker de tuzla, tuzlanmış, tuzda bekletilmiş balık değil midir evet, arkadaşlar? Doğrudur. Evet herkes yapabilir. Ben şey herkes yapabilir. Ben Ege var, zaten Karadeniz çok var, iyi tanır. Akdeniz var, yani, yani Marmara. Yani sözlerini %87 oranında gerçekleştirmiş. Çok güvenilir. Evet. Yüzde oruç nereden Özel Özel bir mi isimdir. Valla onu bilmiyorum. Ben de mesela ıstakoz yemeyiz hemen gibi bir şey oluyor. Tamam. Içi, onu demeye çalıştım. Doğru. Doğrudur. İstakoz yedin mi? Yedim. Ben yemedim sen. Bir şekilde atlamışım ıstakozu. Emin, emin değilim. Hep Şimdi birlikte bir Showtime eventi yapalım. Ben bir çağrıda bulunuyorum buradan. Showtime'ın bu organizatörlerine. Yiyemem zaten. Showtime'ın organizatörlerine ıstakoz yeme etkinliği Et, yapalım. Showtime böyle... izleyicilerini de seçelim. Seçilmiş izleyicilerle ıstakoz yiyelim. Monte Carlo'da falan ama böyle. <laughs> Monaco'da <Monokolo gülüyor> yani böyle. <Aynen>. Senin <laughs> dediğin önce de... Ahmet San organize edebilir o. Bir şey söyleyeceğim. İstanbul'daki <laughs> halini yapılabilir bence. Nerede yiyeceğiz İstanbul'da? Hep birlikte Nerede? düşünsene yani. Bir Balık sabah çıkar, uyanıyorsun ve önüne bir şey düşüyor. Deniz Ak söyle istakoz yeme şansı. Ya kim hayır der ki buna? Yalnız bu arada sponsorluk al alalım buna ya. E, tabii. Evet tamam aklıma şeyler geliyor. Şimdi, Biz e... de ceza olarak kabak dolması yemeye çalışalım abi bizim da olsun. Ama onun Bizde şey olmamalı, olmamalı et olmamalı. Et olmamalı. Onunkini Aa doğru ya, özür ben... dilerim. Ben bunu dandun nasıl söylerim? çok özür dilerim. Ali. Şöyle söyleyeceğim prensipli erkekleri çekici bulan kadınlar vardı. Evet. Al sana prensipli erkek işi de elinde malum yani görünüyor zaten amcamızın işi de yerinde, elinde. Bardak görünce de kırıyor. Yani kırmızı çizgileri net, karaktere oturmuş bir erkek, çekici bulan birçok kadın vardır. Şimdi gün boyu çay içmek Türkiye'nin bir rutini aslında çok. Evet. Işte. Acaba onu da bir mizansen de mi? Tembellik de mi şişirdi abi öyle düşündüm şimdi. Hani sürekli çay içiliyordu bilmem ne artık içmiyim. Ben de içmiyorum bizim dedi. Bizim esnafın siesta'sı Perensik mı mi yaptı onu? O bak bu evet, güzel. Doğru siesta'sı. Evet. Çay içmek bizim Ses. Oh. Esnafın siyasasında iki şey var. Çay, kahve. Turkish coffee. Bizim siestada neler var? Bizim bir Türk siyasasını Türk siyasası. Çay, ince bel, çay. Türk kahvesi. Şekerli oluyor genelde. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş muhabbeti yapmak. Tamam. Kadınlar. 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 Evet. A spor. Beyaz futbol. O gece. Ha pardon doğru gece. Niye belki Yiğit da vardır. Deniz Aksoy da vardır. E, zannetmiyorum ya. Ali Konaviç vardır. Şey e, tavla. Tavla ben görmüyorum. O çok eskide Kaldır kaldı. Tavla numarası geçti ya. Geçti mi? Geçti. Ee, siyaset konuşma. Kriz. Bence Esnaf artık siyasette konuşulmuyor. Oradan. O da doğru ya. Canlı Türkiye'de istiyordur. tadı kalmadı. Evet. Bizim esnafta benim gözlemlediğim kadarıyla küçük ekrandan futbol, çay ve yan esnafa sataşma var. Benim doğru. bizim siyasetimiz bu. Güzel. Hı. böyle. Tamam. Evet. Yan esnafa güzel sataşma. E, tabii tabii. Yani. berber terziye laf atıyor. Hı. Berber demek. Çay ama... bir orada içiyor bir orada içiliyor ah, deplasmanla. Geçen haftaki berber <laughs> muhabbeti. Niye? Ben ha? onun üstüne berbere gidip berberimi izlettim onu. Ne dedi? Erdin'e selam söyle. Ne diyecek adam 15 yıldır saçımı kesiyor artık. Kafadan Kardeşim anladığımız yani. kadar kadarıyla yani? bir tepki oluşmamış gayet. Yok. Ustaca keseniz Aynen teşekkür ederim. Böyle gibi çıksaydın berberden. Anlaşıldı ki kızlı diyecek. Bir gün diyecek. şöyle şuralara şey yapsanıza da, Ümit Davala yapmıştı zamanında. Ben çocukken yani çok istemiştim Ronaldo saçı şurada küçük Aha, bir adacık. evet. Ama tam kardak dönemiydi annem korktu. Çok küçük bir kafada adacık yapacaktım. Şey, NBA yazdırsanız. Nasıl olur? <laughs> İyi olabilir herhalde senin açından. Şaka <laughs> beni annem <laughs> salak mısın sen oğlum demişti bana. Ümit de bana Ümit Bey bu arada canımız. Annen de canımız. Ama soruyla bir kendime gelmiştim. Ben hakikaten ne dedim salak annene? mıyım diye. Yok istemiyorum tamam dedim küstüm. Tamam, küs ben yap. saçımı tekrar uzadıktan sonra tenten ten saçı yaptıracağım. Ha, Ali Atay. Şeydi, Şşş, Ali Atay ne? deme ya. Hayır hayır öyle yani şey <laughs> Leyla ile Mecnun da tenten diyordu ya ona Zeynep Çancı'nı severdim. Kim arıyor? Yok kimse. Mersin'e gidelim. Mersin'deki bir... Kerebiç. Canım kerebiç istedi. Asıl sorunum bu şu an. Mersin'deki bir futbol maçında kadın hakem futbolcuyu hafifçe itmesi sonrası erkek futbolcu yerde metrelerce deberlendi. debelendi. Debelendi. Drama Boyi 94 rumuzlu. Hayır, çarpmasa Aa, nereye kadar gidecekti acaba? Bir takım arkadaşını çarpıyordu, duruyor. Nasıl dönüyor Aa. öyle? Şimdi Bu arkadaşım yani. Tasmaya canımı canavarı gibi. Ne diyor? Bir hareketi. dinleyebilir miyiz onu? Ben dinlemedim. Son adımız Hopa spor maçından sonra olayla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Takım arkadaşımın kırmızı kart görmesiyle itirazda bulundum. Rakip oyuncunun da kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledim. Akabinde bana sarı kart verdi ve onun akabinde ise elleriyle göğsümü itekleyerek yere düşmeme sebebiyet verdi. Abi Elf, karakolda verdiği ifadeyi tekrarlamış insan biraz ayrıntı verir yani. O... Akabinde forvet oyuncusu değil mi? Akabinde, Akabinde evet. Tu, tuzla tuzla dar. <laughs> Gineli. <laughs> Hayır ben duyamadım. Kulakları ağır işitti uzaktan. Akabinde Kadın kadın hakemiyle çıkaması neden yok? Gülmüştür herhalde. Ama yani tek bir hareket o an o hareketi satmak istemiş olabilir oyuncu. Ben onu anlıyorum. Ama rakip oh. yapsa rakip yapsa yaparsın da hakemi oyundan attıracaksın. Ama hakem çok şey. sert itmiş. Ya itmiş. Evet o kadın hareketi hakem satmak sert istemiş itmiş. olabilir. İtmiş. Bak şimdi itişi gördün mü? Ama Türkiye'de geleceğin açık olduğunu düşünen ben bu hakemin. Hiç böyle şey yapma için değil. Hakemlerin biraz kalın bir kalkan olmak zorunda Türkiye'de. Evet. İtalya'da Özellikle bir kadın hakem sen gerçekçi olalım. Üstüne daha çok gelecekler. O da onun cesaretiyle onun girip zaten atı tutabiliyor bence. Adamı tanımıyorum o adam. Adamı yargı ama genelleme yaptığımı varsaysınlar. Futbolcu kardeşimiz öyle yapmadıysa kusuruma bakmasın. Ama kadınlara bence birazcık böyle olmaları şart. İtalya'da çok iyi bir kadın hakem var. Federica Caputi. Puti. Caputi. Caputi. E, çok da başarılı olduğunu düşünüyorum ben zaten. Sert mi tavır olarak? Sert zaten? değil aslında tam aksini yumuşak o yüzden diyecektim ve Serie çok sık iyi maçlar almaya da başladı. Böyle sohbetçi bir tavır var. Gözüm e. nereye ee... kaydım görüyorum da. bir şey söyleyeceğim. Bu şeyde videoda iki şey dikkat ettim ben. Bir Mersin'de hava ne kadar güzel. Hiç Mersin'e gitmedim. Mersin'e gitmek istiyorum. Ben kerebiç yemek istiyorum dedim. Demin tezahürat yapmadım. Mersin sıcaktır. Yapmadım. Kerebiç yedim mi hiç? Hayır yemedim. Muhteşem bir tatlı ya. Çok. Muhteşem Kerebiç etesi. olabilir miyim? Ol bakalım. Tamam. Olur olur. Esmer, <laughs> esmer Esmer kerebiçsin sen tamam. Kerebiç. Ki senin gibi direkt kana karışan bir tarzı da vardır kerebiç. Öyle mi? Ee, evet, evet. Direkt cana gider. Alkol böyle var kremalı üstü? falan şeyli değişik bir şey Tabii. kerebiç. Ya bir krem kerebiç yollayan olmaz mı bize ya? Kerebiçi ya zaten hiçbir şey yollanmadı ki bugüne kadar Hiç bize. Hiç istemedik ki. Ben ki kerebiç nerede yiyebilirim söyleyebilirler mi İstanbul'da iyi kerebiç? Doğru. Aynen. Tamam. Kerebiç Pozcu istemedim. tantuni. Tantuni kim? Hangi, hangi basketbolcumuzun Tantuni'si Ömer, vardı? Ömer Ronan. Ronan Bey. Tantuni'cisi mi vardı? Bir ara her yerde vardı değil mi? Ben Tantoni'yi yaklaşık 10 sene önce yedim. Hadi onu da söyleyeyim. İşte Deniz Aksoy formunda olmak kolay mı zannediyorsun? Hayır ben yemek istiyorum bunları ama bana yedirtin. Seve seve. Bir ara Tantuni ve Waffle aynı dönem bir trend olmuşlardı. Evet. Sonra... Abi sonra Çekil o şeyler de. çok trend olmuştu hatırlıyor musunuz? Lokma. Oo. Oo bayılırım. Ben Ama Türk halkına karşı şey. yapılmış bir operasyon olduğunu İkinci düşünüyorum. İkinci dalgası adam. feci battı zaten onun. Lokma mı? Hadi biz de lokmacı açalım diyenler ters köşe oldu. Bir Çok tehlikeli. Kaldı. Bir de aşırı yüksekti fiyatları ve aşırı doluydu. Abi lokmanın içinde bir de çikolata akıyor. Sen her gün eğer arkadaşların oturma oraya lokma yersen bir jenerasyon bütün Türkiye şeker hastası olur. Ne olacak yani? O da yaşarlarsa yani. Elin bir kalp kriziyle vefat evet. etmezlerse yani. Yani kanın falan donabilir kolesterolden evet. yani. Evet misersona. Şey Denizim Dilan Çiçek Deniz'in çok güzel bir demeci var. Onu okuyacaksın. Aşka dair, sevmeye ve sevilmeye dair. Bu arada 14 Şubat malum yaklaşıyor. Hatta çok yaklaştı. Belki de bu yayınlandığı zaman neredeyse 14 Şubat olacak. E, MediaMarkt'ta da 14 Şubat hediyelerinin tam zamanı. Küçük ev aletleri var, tabletler var. Her türlü teknoloji gereksinimlerinizi MediaMarkt'la dakikalar içerisinde halledebilirsiniz. Aynı zamanda sevdiğinize, seveceğiniz artık Nasıl hitap ediyorsanız çok Aşkın hoş bir. Açıkçası canım. Ömrüm. Ömrüm. Ahiretliğim. Helalim. Tarzına göre kelebiçim de diyebilirler mesela. Kelebiçim. Helalim. Gibi. Alın yazın. Alın Kaderim. alından öpmeye namusuma doğru gittin. Evet, namus. Hiç fark etmez. Siz de en yakın Medemarkt'a hemen gidip 14 küçük Şubat edin. öncesinde küçük evaleti ve vesaireyi hemen edinebilirsiniz. Şimdi dilen çiçek deniz siz de bir Sivaslı sevmeden ölmeyin demiş başarılı oyuncu. Sevdiğim Sivaslıları hemen söyleyeyim. İbrahim Toraman. Toraman. Cem Yılmaz Sivaslıdır. Hadise. Mehmet Yıldız. Sivaslı bilmiyorum ama Sivas'ta parlamıştı. Benim en iyi arkadaşım. Gizem Sur'dan selam söyleyeyim. Çok yakın arkadaşım. Benim de oldu. en yakın arkadaşım Sivaslı. Buket Tozar. Cık. Aşkım selam. Benim en yakın arkadaşım Sivaslı değil ama <laughs> Umut Sarıkaya. Sivaslıdır Dünyanın en mutsuz Sivaslı erkeği <laughs> Öyle bir karikatür vardı Sivaslıdır diye tahmin ediyorum <laughs> Hadise e, Sivaslı sindi Hey Dice Sivaslı sindi neydi <laughs> Tülin Şahin Yaşa ee, Sivaslı ünlüler 5 tane bu değil tabi Dilem Çiçek Deniz de Sivaslıymış Bunu evet. söyleyen kadın oyuncumuz ee, Diğer yandan başka bir kadın oyuncumuz İrem Sak da Sivaslı Leyla Lidya Turgutlu var. Asıl Aşık Veysel var be. Evet. Rıza Hoca var. Ulan başa Aşık, Kasa, Aşık Veysel yazılmaz mı burada? Rıza Çalın Bay Futbol. Evet. Tabii. Tabii onu biliyorum. Futbol çok bu nasıl bir erkek diye adam Erkek. <laughs> 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 bu erkek videosu deyince video aklıma geldi. Uzaya gitsen ilk ne götürürsün? Hangi eşyayı alırsın diye adam. Buraya herhalde sansüremeyiz adam karı diyor abi. <laughs> hani ya, bu kafaya nasıl erişiliyor Gildim abi? Girdim eli de. Bu Kimi hani oynayacaksın. hani bu bir abi? cehalet de Hani bu, bunu yargılamıyorum da artık ben biliyoruz böyle olduğunu Türkiye'de. Şey Gerçi şey bu, bu kafaya nasıl geliniyor abi? Teşekkür ederim Anıl'cığım. Anıl'a ki Anıl Sivas ünlülerimiz yazar mısın Google'a dedim mi bu çıktı? Sivas doğumlu ünlüler ya bitti. Sivas, Sivas'a o zaman Sivas'a gittiniz mi? Gitmediniz. Ben de gitmedim. Ben gittim. Sen ben Tokat'a gittim. Ben Ama Tokat'a gitmedim. Gitmedim. Tokat'a kadar gittim. Vaktim kalın döndüm. Yozgat'tan Tokat'a gittim. Bir iş geldi falan İstanbul'a dönmem gerekti yani. Ben gazetecilik faaliyetleri esnasında Anadolu'nun muhtelif... Ben edinimlerimde... road tour şeklinde yapıyorum. Hatta bu sene buradan gideceğiz. Benim partnerin Krayma buradan sözünü aldım. Sadece deniz tatili yapılmayacak. Ülkemizin gizli antik şeylerini barındıran Anadolu turu da yapılacak çok dedim iyi. yani. Çok çok iyi. Çok iyi yaparsınız. Çok seviyorum. Hoşuma gidiyor yani. 14 Aa. Şubat dedik. Ne al, ne, ne, al, alınmasını isterdiniz bir kadın olsanız? Ben söyleyeyim mi? çiçek. <laughs> Ay be. Çiçek. Ben kereviç alınmasını isterdim. Şu an büyük taktım ve bulmam lazım. Ee, kereviç evet, şey yani. Ee, Ali'cim bir şey anlatacaktın Anıl'la. Lütfen o anıyı bekliyorum yarım saattir. Öyle kapatalım. Aa, bak sevgi dedik. Aşk dedik. Geçtiğimiz günlerde bir zincir restoranda yemek sipariş ettik ve bekliyoruz. Hanım Ama şartlarını mi? ver. İki, i̇ki, kelime olan mı? BK. Evet. BK. Zincir restoran BK. Bekliyoruz. Gerçekten çok genç bir kardeşimiz. Aa, siz o Instagram reallardaki abiler değil misiniz? Şahan'da şey var ya. Kay Kayahan'a benzeyen çocuk. Aa, sen televizyondaki gerizekalı abi değil misin? <laughs> ha, sen şu gerizekalı adam değil misin? Aa sen televizyonda gerizekalı abi değil misin? <gülüyor> <gülüyor> Instagram reallarındaki Görmüş. dedi. Ay canım. Biz de selamlaştık çok teşekkür tamam. ettik. keza bir gece önce dört tane çok hoş, hoş ötesi hoş genç arkadaşlarımız 20'lerinin başında duble date, duble date, ederlerken onlar da yanımıza geldiler. Showtime izlediklerini söylediler. Of. Sana selam ettiler. Keşke hani... Deniz Aksoy'da olsa beşli date etsek. Boş Boştaymış güzel olur. dediler. Evet. Yani Sevinmek çok güzel. Sevinmek güzel. Gerek 14 bağlı Şubat'ta olmak güzel. gerek 14 ne fark eder? Bu arada Anıl'ın da böyle realden tanınmasına çok sevindim. Bence burada iltifat edeceğim kendisini kırmızı olacak birazdan. Benim gördüğüm basketbol konusunda en yetenekli genç arkadaşımız o bilgisiyle kendini ifade etme biçimiyle geleceğin yıldızı olarak görüyorum. Wow. Ciddi spor yorumculuğunun hani böyle harbiden analitik yorumculuğun. Yıldız adayı olarak görüyorum. Teşekkür ben de. Çok sağ olun. Ben de. Canım mercimek çorba istedi. Buraya şeyden söylesek mi mercimek çorba içer misin? Benim gitmem lazım. Bir çekme daha gideceğim. Benim de bir yayınım var. Gitmem gerekiyor. Ben kerebiç isteğimi iniliyorum. Söyle yorumlar aslında. Sizi seviyoruz ve öpüyoruz. Ali sen de öpmek ister misin? Hoşçakalın.